Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi kafamızda hayatta kalmaya çalışacağız. Sadece kendi kafamızın üzerinde arkadaşlar muhteşem şekilde hayatta kalacağız. Şimdi en hızlı şekilde arkadaşlar şuradan ağaçlar toplamaya başlayalım. Çalışma masamızı yapalım arkadaşlar. Adamımızı toplayalım tohumlar çıksın. Hemen en hızlı şekilde maden inmeye başlayacağız. Maden araması yapacağız. Şöyle hemen arkadaşlar. En güzel şekilde 3 tane ağacımız çıktı. 4 tane. Tamamdır. Fidan düşerse çok güzel olabilir. Şimdi 4 taneyi çevir gitsin hepsini. 16 tane. Evet, bir tane çalışma masası yaptık. Şimdi çalışma masasını toprak olmayan yere koyuyorum arkadaşlar. Şunlardan fidan düşer mi? Kırıp bakalım hemen. Evet, çubuk düştü bir tane. Tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunlara bir tane fidan düşmedi. Ah be, bir tane bile düşmedi. Şuradan tohumları toplayalım. Belki arkadaşlar güzel tohumlar 2 tane, 3 tane. Tamamdır. Kendimize yemek yapmaya da başlayacağız. Evet en hızlı şekilde şimdi 5 tane oldu. Çapa yapalım mı? Su buraya değer mi arkadaşlar acaba? Deneyelim bakalım. Şimdi 2 tane çapamızı şöyle yaparsak. Evet. Çapayla şurayı şöyle şuna kıracağız. Tamamdır. Buraya su değiyorsa arkadaşlar tarlamızı yaptık. Burası hala kurumadı arkadaşlar. Buraya su değiyor olabilir. Şöyle 5 tane dikelim. Aynen 4 tane tamamdır. Burası tarlamız. Tarlamızı yaptık. Bunlar büyüyünce yemeye başlayacağız. Şu çiçeklere şimdilik ihtiyacımız yok arkadaşlar. Aynen bunlar da üzerimize dursun şöyle. Maden yapmaya başlayalım. Şimdi şu kenardan inersek. Aynen be. Şu bu kenardan inebilir miyiz acaba? Aynen bu kenardan bir inelim. Tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde buradan iniyorum. Oo madene geldik. Bakayım be. Şimdi bizim bir tane tahtadan kazma yapmamız gerekiyor taş almak için. Şöyle hızlıca hemen taştan. Evet tahtadan şöyle bir tane taş almak için kazma. Ve... Maden yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bütün elmasları, demirleri hepsini bulacağız arkadaşlar kafamızın içinde ve bu sayede artık hayatta kalabileceğiz. Tamamdır iki tane daha aldık üç tane şimdi Şuradan bir çıkalım merdiven yapıp o yeni kazmamız Aynen taştan bir kazma hemen Çok güzel bakın tahta kazmayı atalım gitsin arkadaşlar artık Tahta kazmaya ihtiyaç kaldı mı Taş kazmayla kıracağız Şimdi buranın içini tamamen kırmamız gerekiyor ki arkadaşlar Bütün madenleri bulabilelim Hatta kömür bulmamız gerekiyor Buradaki bütün madenleri bulursak hayatta kalabiliriz Demir zaten kaç tane bulduk Dört tane demir bulduk bütün o sandık çıktı taşın içinde. Olamaz. İnek çağırma, tavuk çağırma, koyun çağırma, tecrübe eksilleri, tavşan çağırma tamamdır elmalar. Şimdi bir şu tecrübeleri bir atalım seviyemiz artsın. Evet, 3. seviye olduk. Arkadaşlar çok güzel sandık çıktı içinde. O zaman bir dakika sandık çıktığına göre o zaman her yeri kırıp arkadaşlar sandık aramaya devam edeceğiz. Her şeyi kıralım. Şimdi şuraya bir tane yol yaparsak taşlardan bir dakika. Aynen yol burada mecbur kalacak. Evet şöyle burası yolumuz Şimdi yol kaldıktan sonra yolun etrafını artık iyice kırabiliriz Evet altınlar kalsın demirleri alalım Kömür bulduk bir tane tamamdır Şimdi kömür bulduk arkadaşlar Bulduğumuz kömürlerle hızlı bir şekilde demirleri pişirmeye başlayalım Demirden bir kazma yapalım Altınları alalım Taşların hepsini alıyorum ki bu taşlarla da artık ev yapımına başlayacağız Ve adamımızın altındaki topraklarda da toplarsak arkadaşlar eğer Bu sayede adamızı da büyütebileceğiz Maden yaptık ve madende bayağı bir demir bulduk. Şimdi o zaman o bir sandık daha çıktı. Aynen ve o zaman iyice her yeri kırıp sandıklara bakalım. Şimdi şuradaki demirlerde o elmas çıktı. Bir dakika arkadaşlar ağaç tamamdır be. Muhteşem şekilde eşyalar buluyoruz. Şimdi biz bir çıkalım o zaman. Aynen arkadaşlar o zaman çıkmanın zamanı geldi. Şuradan çıkacağız. Bulduğumuz taşlarla bir tane fırın yapacağız. Evet, yaptığımız fırını şuraya koy. Şimdi ağaç büyüteceğiz. Ağacı nereye dikelim arkadaşlar? Ağacı şuraya dikelim gitsin. Evet iki tane buraya diktik bir tane de şuraya diktik Ağaçlar büyüsün odun kömürü yapacağız Aynen ama 3 tane demir pişsin 1 2 3 3 tane demiri bir tane kömür pişirebilir mi Hatta hepsini koyalım arkadaşlar Kaç tane pişiriyorsa o kadar pişirsin Evet bakalım şimdi Belki de hepsini de pişirir bir tane kömür Diğeriyle odun kömürü yapmaya başlayacağız Ağaç büyüyünce Evet tane taneyle arkadaşlar bir tane demir kazma yapacağız yaptığımız Demir kazmayla hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle muhteşem şekilde bütün altınlar elmaslar her şeyi alacağız başka sandık var mı diye de bakalım çok güzel gel bakalım bir tane daha bayağı bir demir pişiriyor tamamdır 3 tane iki tane böyle koyacağız o Demir kazmamız hazır ağaçlar büyüdü Aynen bir ağaçlar bir alalım bir dakika arkadaşlar kendimize bir tane balta yapalım Evet taştan balta şimdilik işimizi görür Hatta şunu da dikelim bu da büyüsün bunu da toplayalım arkadaşlar Farklı ağacımız olsun Odun kömürü yapalım Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar kömüre ihtiyacımız var Çünkü başka maden bulursak onları pişireceğiz Tamamdır Şuradan toplayalım Bayağı bir fidanımız var zaten Çok güzel 10 tane arkadaşlar Bununla istediğimiz her şeyi yapabiliriz Şimdi şu demirleri al şu Kömürü buraya koy odun kömürü pişirmeye başla Evet odun kömürleri pişsin Bakın bu da büyüdü Bunları da arkadaşlar alıp fidanlarını çoğaltacağız Şimdi biz demir kazmamızla bütün madenleri bir alalım. Elmas bulduk. Oo bitti zaten. Aynen en sona kadar gelmişiz. Şimdi alabildiğimiz kadar hepsini alalım. Altınlar var arkadaşlar. Taşlar toplayacağız yeni fırınlar Oo! Elmas kazmayla alabiliriz arkadaşlar. Gördünüz mü? Kalıntı bulduk. Evet şimdi şunları şöyle hızlıca alalım. Kalıntı çok güzel arkadaşlar. Kendimize bir tane hurda yaparız. Nederi hurdası. Evet çok güzel gerçekten biz şu sandığı aldık mı? Aynen bunu aldık. İçlerinde nedir turdası çıkar. Çıkarttığımız nedir turdalarını kullanırız. Ama bizim bir tane elmastan kazma yapmamız gerekiyor. Aynen bir elmastan bir kazma yapalım kendimize. Oo, bir sandık daha çıktı. Kömürler çıktı arkadaşlar. Köylü çağırma, köylü çağırma ve taş makinası malzemeleri. Tamamdır. Taş makinası yapacağız kendimize. Çok güzel hayatta kalıyoruz arkadaşlar. Maden yaptık. Bir sürü maden bulduk. Şimdi elmastan kazma yapıp gelelim. Evet şimdi şurayı merdiven şeklinde çevirmek için taşları kullanacağız arkadaşlar. Şuraya bir merdiven yapalım artık. Madene ineceğiz çünkü. Şöyle iki tane. Evet. Tamamdır. Madenimiz hazır arkadaşlar. Artık maden inip elmaslar toplayabiliriz. Şimdi elmastan bir kazma yapacağız. Oo, odun kömürlerimizde yeni bir fırın yapalım. Bir dakika taşımız zaten var. Şimdi yeni bulduğumuz fırını buraya koyalım. İki tane fırınımız oldu. Odun kömürlerinin yerine buraya normal kömür koyacağız. Buraya odun kömürlerini koyacağız. Tamamdır. Burada da normal kömürlerle, demirle pişmeye başlasın. Evet. Alan büyütmek için de şuradaki bakın 3 kat toprak var. Bu toprakları toplamak için kürek yapacağız. Şimdi elmastan bir küreğimizi yapalım arkadaşlar. Hızlı hızlı bütün toprakları toplayalım. Evet. Toplayabildiğimiz bütün toprakları hızlıca topladığımız anda arkadaşlar adamımızı bayağı bir büyüteceğiz ve artık evimizi yapabileceğiz, köylüleri koyabileceğiz. Tamamdır. Şuna baksanıza ne kadar çok toprak toplayacağız. Evet, şurayı bir kır bakayım şöyle. Şuradaki toprakları toplamaya devam edelim. Adamımızın aşağı tarafındaki toprakların hepsini toplayalım. İkişer tane daha şöyle alacağız. 48 tane toprak oldu. Ve yeni yaptığımız yer arkadaşlar bir tane kendimize şöyle bir tane taş makinası yapalım. Taşlarla da adamımızı ince basamak şeklinde iyice büyütelim. Oo kum aşağıya düştü. Bir dakika bu kumu geri yerine koyalım. Evet şunu alacağız. Tamamdır. Şimdi adanın içini baya bir boşalttık arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Şuradan kum düştü bakın. Bu kumu buraya koyacağız. Evet şimdi hepsi pişti mi ona bir bakalım Şöyle Burada demirler pişiyor burada odun kömürleri pişti arkadaşlar Pişirmemiz gereken zaten şu anda başka bir şey yok Altınlar var Aynen altınlar bir pişsin Adamızı şuradan itibaren şöyle büyütmeye başlıyorum arkadaşlar Muhteşem şekilde adayı büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz Evet hatta şu tarafa doğru da büyütelim Suyun etrafını kapatalım arkadaşlar Tarlamız da büyüsün Evet çünkü tarla büyüdüğü için arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Tamamdır Adayı bayağı büyütüp arkadaşlar malzemeleri koymaya başlayacağız. Ev yapmak için de taş makinasını da şuraya yapalım. Buraya da muhteşem şekilde taş makinasını koyduğumuz anda arkadaşlar şöyle hızlıca. Evet iki tane de buraya koyacağız. Şimdi kaç tane toprağımız kaldı? 10 tane. 10 taneyi de bu tarafa doğru dizelim böyle. Evet adayı bayağı bir büyüttük. Şimdi geri kalan da taşlarla büyüteceğiz ve ağaçlarla büyüteceğiz. Taş makinasını şuraya yapalım arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şimdi dört tane taş makinası yerini yaptık. Şuraya suyu koyacağız. Evet, su burada. Taş makinasının aşağısını doldurmak için suyla inelim. Aynen, şöyle hızlı bir şekilde şuradan geri çıkalım. Tamamdır. Taş makinasının yeri burası arkadaşlar. Şimdi şunu kıracağız. Evet, şuraya koyacağız. Buradan taş kırmak için. Şuraya da lavı koyduğumuz anda işlem tamamdır. Oo, artık istediğimiz kadar taş üretebiliriz. Bakın, buradan kırdığımız anda şöyle hızlıca Evet buradan taş üreteceğiz arkadaşlar Ürettiğimiz taşlar da şöyle Yarım basamak yapalım artık Taşa ihtiyacımız kalmadığına göre 3 tane Evet 2 tane Tamamdır şöyle yarısını buraya koyduk Çok güzel Bütün taşlarımızı ürettik mi 64 tane Şimdi artık basamaklarla şöyle hızlıca yanlış dizdim arkadaşlar şöyle koyacağız Taşlar artık böyle yukarıya doğru dizip arkadaşlar alan büyüteceğiz Bunun üzerine de artık evimizi yapabileceğiz Şöyle hızlı bir şekilde bütün taşları bir dizelim Alanı iyice büyütelim Şöyle burayı da yapacağız. Tamamdır. Şurayı da şöyle dizelim. Çok güzel gerçekten. Bakın muhteşem bir alan yapıyoruz arkadaşlar. Hatta ikişer tane dizerek gidersek şöyle 2. 2 tane, 2 tane. Evet, şimdi evimizi yaptığımız anda bütün sandıklarımızı da koyacağız muhteşem şekilde. Kaç tane basamağımız kaldı? 46 tane. 3'er tane dizersek 1 2 3. Evet, 3 tane, 3 tane. O arkadaşlar ev yapacak kadar alan yapmayı başardık hem de ilk seferde bakın. En başta bayağı hızlı geliştik. İki, iki tane daha tekrardan dizelim. Zaten artık taş makinamız olduğu için arkadaşlar muhteşem şekilde taş makinamızla taş toplayıp alan büyütebiliriz. Elmastan bir tane kazma yapalım arkadaşlar şöyle kendimize. Demirimiz var. Elmastan kazma yaptık mı? Sandık yapacak ağacımız var mı? Yok. Ağaç topla hemen. Evet kendimize bir tane şimdi sandık yapalım. Malzemeleri koymaya başlamamız gerekiyor. Şunları aldıktan sonra şuradan arkadaşlar şunları çevir. Nerede? Topladıklarımız burada. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde iki taneden uzun bir sandık yapalım. Büyük olsun arkadaşlar. Ama doğru. Bir tanesini buraya bir tanesini buraya. Bunun içine madenlerimizi bir koyalım. Evet buraya koyduk. Şimdi elmastan bir iki üç tane alacağız. Aynı zamanda şuradan kazmalarımızı da koyalım. Evet çok güzel şunun içine de arkadaşlar şöyle şu çiçeğe koy bunu koy. Aynen bunu koy fidanı koy tamamdır. Elmasın bir yere düştü. Şuradan da kendimize bir tane kazma. Oo, kazma yaptığımız anda kalıntılar almaya başlayabiliriz. Çok güzel kalıntıları alıp da pişirince arkadaşlar şuradan topraklarımız varmış bakın toplayalım. Bunları pişirince arkadaşlar nether turdası yapmaya başlayacağız. Evet şöyle bir tanesini aldık şunu da al. Evet elmas kazmamız sayesinde bunları alabiliyoruz. Ve şimdi şu demiri al buradan. İki tane daha altın var. Kalanların hepsini toplayalım ve sandık var mı diye bakalım. Zaten her yeri aldığımız için artık sandık kalmadı. Şunları da al buradan. Evet. Tamamdır hepsini aldık. Zaten taş makinamızı da yaptık. Çok güzel arkadaşlar. Şunlar pişirmeye başlayacağız. Aynen bunların üçü burada pişsin. Altınlar da burada pişsin. Biz köylüleri bir koyalım. Artık köylülerle yeni malzemeler almamız gerekiyor. Şuraya da ev yapacağız. O yüzden köylüyü buraya bir tanesini buraya. İnekler gelin buraya. İnekler için çit yapalım arkadaşlar. Çit yaptıktan sonra Onları çitin içine koymaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde arkadaşlar kendi kafamızda hayatta kalmaya başladık ve gerçekten muhteşem şekilde ilerliyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.